Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlarla birlikte gördüğümüz gibi ölçü aleti ve şok cihazımız da burada. Evet, ölçü aletimiz burada. Şok cihazımız da burada. Gördüğümüz gibi çok güzel tasarlamışlar. Bununla beraber kaç volt olduğunu test edeceğiz. Gördüğümüz gibi hem led görevini görüyor, hem ışık veriyor, hem de buradan çakıyor. Gerçekten çok tesirli bir şey. Yani şey yapmak, denemek lazım. Ama bunu kendi üzerimizde tabii denemiyoruz. Bunu ölçü aletiyle bugün sizlere test edeceğiz. Gördüğünüz gibi on off tuşu var burada. On off tuşunu alıp test edeceğiz. Şu anda bir arkadaş hemen el feneriyle bize göstersin bakalım. El fenerini önce test edelim arkadaşım. El fenerini önce bir test et bakalım. Evet, gördüğünüz gibi çok iyi bir fener, gerçekten feneri de iyi. Şimdi alalım şok cihazını. Şok cihazına bakın. Evet, çok gerçekten çok fena bir şey. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ölçü aletimizi ayarladık 750 volta. Bakalım 750 voltaj voltajı göreceğiz beraber. Voltajı göreceğiz. Evet arkadaş, şimdi devam edebiliriz. Evet, gördüğümüz gibi ekranda bakalım. 1000 volt ölçü aleti bitti. Ölçü aletini de patlattık arkadaşlar. Vallahi artık. Yok, çalıştı mı? Ölçü aletimiz de bozuldu. 1000 üzerinde voltaj aldık. Evet, ölçü aletimiz çalıştı. Gördüğünüz gibi ölçü aleti dayanmadı. Burada 750 volt vardı. 750 voltu gerçekten aştık. Burada çok büyük bir aslında problem. Gerçekten çok fena. Bir daha yapabilir miyiz? Evet, hemen ölçü aletimizi tekrar alalım şok cihazımızla birlikte. Hemen bir daha test ediyoruz. Evet. Evet, elektrikler gitti. Tekrar geri geldi. Evet, bir daha veriyoruz bakalım. Dikkatli bir şekilde ver. Kendi elini vurma. Çünkü 1000 volt geçiyor kablolardan. Gerçekten bir anlık olsa bile 1000 voltu emiyor. Dayanmıyor. 750 geçtiği için kilitli o kendi otomatik. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.